Oriental tercihin. Evet. Zorlandın mı? Yok, oriental'de zorlamadım da kıyafette çok zorlandım. Çünkü yayıncılık gereği kapatmamız gerekiyordu. Bu kapattık. Böyle oldu. Peki, gel bakalım. Teşekkür ederim. Deniz. Çağla, bu ne hal? İçeride gördün, yayıncılık gereği kapattık. Bu gördüm de ben seni gördüm görmedim gibi bir şey. Bir yanımdaydın, bir değildin. Çağla, gerçekten saçındaki aksesuar hariç gerisini kaldır at. En azından bir şey sergilemeye gerçekten çalıştım. Gerçekten şu an acayip moralim bozuldu senin adına. Doğrudur, benim de moralim bozuk çıktım zaten. Efendim? Niye bu kadar acımasızsın Deniz? Ya acımasızlık hayır, biliyorlar değil. Hayır, biliyorlar hassaslığımı. Bu nasıl hani... o çorapla çıkabiliyor? Burası, sonuçta burada yoksun, kendini gösterecek şey. Burası. Doğruyu söyle. Gücü bir tek ona yetiyor. Evet, bu doğru. Deniz, hani beğenmezsen çıkıp oynayacaktın? Gücü bir tek ona mı yetiyor? Ya şöyle, benim gücüm bugün sadece birazcık Çağla'ya yetiyor. Bana bak, benim bana gücüm yetemezsen. Kimseye yetmez ama sana yeter diye. Kim? Ha. Ha, ben duymadım. Ama o da sesli açın olarak yetiyor. Açın ağzını, sesli otorite. Simay, az öz. Tamam, çok açıklayıcı olacak. Böyle bir şey olamaz. Dehşetle izledik seni. Bilmiyorum, ben beğenmedim tabii ki de. Sen olur kendini... insanın iyi günü olur, kötü günü olur. Belli ama olur. Yani haftanın altı günün altısı da kötü olmaz. Bir günü elbet iyi olur. Altı tarz, yani kötü tarz almadım. Bir de bunu düşün. Yani nasıl, kaç tarz... tane aldın? Olabilir. Kaç tane aldım seni şu anda ilgilendirmiyor. Burada İlgilendiriyor, zaten ona göre yorum yapacağım. O zaman beş tane tarz alan bir insan olsun. Takip edebilir. 10.000 lira için bir yarış var sonuçta. Aynen. Kaç tane tarzı var? Sen Çağla'dan iyi biliyorsun. Bir tane var. Bak, ne güzel. Hayır, takip bir tane var da içeride iki tane, üç tane deyip salladığı için ben kendisinden duymak istedim. Ya ben içeride sallamıyorum. Istedim. Siz kalkıp da arkamdan ay, tuvalete gidip benim lütfen. Kimlerine konuştuğuma bakamazsınız ya. Bir bakıyoruz. Ay, bir şey söyleyeyim mi size? Gizli eleştiri, gizli hayranlıktır. Bunu soyunma da bilin yani. Odasında. Anladın mı? Bir de eleştiri gizli değil ki. Ay, eleştiri gizli zaten. Neyse, yani ben değil. Seni beğenemedim. Olabilir. İnşallah jüri beğenir. Sağ ol hayatım, inşallah. Yersiz eleştiri, gizli hayranlık. Yersiz ben eleştirileri yerli bulduğum nasıl? İçin, dozunda da bulduğum için düşünüyorum ki sana kimse gizlice hayran değil. Evet, apaçık hayran, teşekkür ederim. Neyine mesela? Dansına mı, kıyafetine mi? Şu an hayran olabileceğim hiçbir hayran şey yok. Olamaz. Kimse mümkün değil olması. Aynı farkında. Gün bizde de vardı, sende de vardı. Çıkıp biraz daha araştırma yapıp daha düzgün ve usturuplu bir şekilde gelebilirdim buraya. Üzerindeki en nefret ettiğim şey çorapların. Başka da yorumlanacak hiçbir şey yok. Üstün ayakkabılarına bak. Görmek tek istemiyorum. Tek kusur çorap olsun arkadaşlar. Bence de evet. Tek oraya takılsanız yeterli benim için. Çağla'cığım, gösterdiğim mazeretler geçerli tabii, mazeretler değil. Kıyafetinle ilgili hafta içinde de biliyorsunuz sürekli uyarı alıyorsunuz. Bu anlamda hazır olmadan keşke gelmeseydin. Burada bir çözüm bulmak zorunda kalınmasaydın. Evet, doğru. Hazır mısın? Hazır. Geçebilirsin. Hoş geldin Çağla. Hoş bulduk, merhaba. Seninle daha önce tanışamadık. Evet. Bu ilk. Ama ben sizi çok izlemeye geldim Bodrum'da. Öyle mi? Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi de buraya gelmeden önce, bu şovu yapmayı düşünmeden önce, aynanın karşısına geçip bu kıyafeti giydiğinde kendine sordun mu? Yani acaba oldu mu? Nasıl görünüyorum? Ben olmadığını zaten, yani ben şimdi bu tülleri sağ olsun eklediler ama bu tül olsun, altındaki tülü de ben mesela kafamda esti, öyle giydim. Çünkü çok açık görünüyordu. Ben normalde bu tülün daha kapalısını sipariş ettim. Yani içi görünmeyeni, iki tane alttan fırfır gelecekti. Bir de şort sipariş ettim. Şortun bir tanesi yok şu anda zaten. Aldığım yerde unuttum büyük ihtimalle. O yüzden bu tüller gereği hani içimi gösterdiği için çorap giymek zorunda kaldım. Buradan bir çorap buldum. Giydim hemen, bakamadım bile. Ayakkabı zaten ben gümüş, buraları aslında gümüş olacaktı, sarı olmuş. Neyse, bunlar hiçbir mazeret değil tabii ki. Ama ben sipariş ettiğimde efsanevi bir şey duruyordu. Ve benim deneme gibi bir şansım yoktu. Zaten burada çekimdeydik. Biliyorsunuz kapalı çarşı denilen yerde 8.30'da kapatıyor, 6.30'da kapattığı için. Ben de hatta bugün aldım ve hani deneme şansım olmadan gittim, hemen çekime geldim.
Anladım. Şimdi tabii ki yayıncılık gereği kapatılan bazı bölümler olmuş. Öyle duydum kostümde. Ama şimdi kostüm kapatılmasa da vücudunun proporsiyonuna uygun bir konsept seçmemişsin bence. Evet, biraz kilo aldığım için. Doğru söylüyorsun. Yani hani biz izlerken ben böyle ağzım 2 metre açık seni izledim. Hem eğlendim hem şaşırdım. Ama eğlendirebilmişim en hem azından. Hem korktum. Yani... Bütün duyguları bir anda yaşadım. Yaşadım yani çok duygu karmaşası. Bu da çok önemli bir duygu ama öyle düşün. Aynen ama yani ben seçtiğin dans koreografisinin sana uygun bir koreografi olduğunu düşünmüyorum. Okey, gayet böyle keyifli, gayet iyi dans ettin ama... Teşekkür ederim. Çok da seni kırmayayım, yeni tanıştık. Teşekkür ederim. Buyurun. Çağla'cığım hoş geldin. Hoş bulduk İvan abi. Öncelikle ben senin dansını... Bayıldım. Çok teşekkür ederim. Çok o kadar elendim oldum. Ki. Çok ve seninki burada oldum. Birazcık yağlar var ya sansı evet, olan. Onlar küçük onlar nasıl inşallah. böyle titredi ya. Böyle güzel oldu ya. Orada yere düştük biliyorsun. Aynen bayıldım ama dansçılar zaten bunlar seviyorum. Da lazım. Çünkü bu göbek dans şeyde evet, dans. Evet haklısınız. Ama ben belki dans edebilirmişim onu göstermek istedim ama evet biliyorum vücudumun uygun olmadığını gerçekten biliyorum. Ama en azından yapmak istediğim bir şeyler. Ben bir bayıldım düşünün. Senin dansın çok bir. Çok teşekkür ederim çok mutlu ama oldum. Ama kostümde gelince. Yok o Çağla. Aşağı ben de bir o kadar bak Türkiye'de yaşıyoruz. Dansçı kostümler her yere satılıyor ve olay kostümler evet. Var. Keşke başka bir şey alsaydın. Keşke. O tül yani ben hiçbir dansöz kıyafeti böyle görmedim. Ya onu kapatmak için kapattık da haklısınız yani. İçindeki şey ki. Şifonlarında şeyde o tüllerinde hiçbir şey olmadı. Ya onu alt, uydurduk. Üst. Yani çoraplar ayakkabı zaten girmiyorum bile. Aynen. Keşke çıplak ayakkabı gelseydin. Ayakkabı olarak mı? Tabii. Ama çorap vardı ya bu sefer kötü duracak diye. Yani kesersin yani orada yaparsın bir şey. Ten çorap giyersin ne çarık bileyim. Çarık bile giyseydin daha iyiydi yani. Yani evet yani şey hiç o ayakkabı görmeseydim çok daha iyi olurdu. Ama ben dediğim de gibi o senin giyim beni bitirecek. Evet. O senin ama tarzın. Kalırsam öyle şeyler hazırladım ki. Hayır şunu her zaman aynı şey söylüyorsun. Ama bu sefer candan söylüyorum. Her gün İçten aynı. İçten söylüyorum gerçekten. Ama her gün bir şeyle hazırlanıyorsun ve her gün daha kötü geliyorsun. Tamam ama işte ben mesela göreceksiniz hafta işte bir kalırsam. Yani diyeceksiniz ki inanamıyorum yani. Yaptın mı gerçekten ben şu anda da inanamıyorum ha. Burada anlaşalım. Şu anda da inanamıyorum giydiklerine. Evet yani, ama bu işte daha her zaman olacak. Dehşete kalıyorum böyle görünce. Seni görünce böyle heyecanlıyorum aynı zamanda. Çağla ne giydi acaba? Nasıl bugün giymemeliyiz acaba? Yani Çağla hakikaten çok güzel bir kadınsın. Çok pozitif çok, ve çok şeysin yani. Neşelisin ama bu giyim sana göre olabilir. Ama eğer çalışacaksan. Tamam yemin ediyorum çalışacağım. Çok çalışacağım. Çağla. Dansa bayıldım. Evet. Dansa bayıldım. Onu da puan verdim. Ay çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Hoş geldin Çağla. Hoş bulduk Kemal Bey. Çok merak ediyorum. Bir sorum var. Sorabilir miyim? Tabii ki. Neden oryantal? Neden oryantal? Ben seviyorum. İçimde de böyle bir kıvraklık olduğunu yani bu oryantale yatkın olduğumu hissediyorum. Yok. Hayır vücut olarak değil. İçinde bir kıvraklık yok. Yatkın değilsin oryantale. Yani o elbisenin püsküllerini kim takıp sallasa oryantal yapıyormuş gibi gözükür ama sen oryantal yapıyor gibi gözükmedin. Ama o vücuttan dolayı söylüyorsunuz ya da kostümden dolayı hayır, mı? Hayır, güzel dans etmedin. Ayrıca o çorabın orada otururkenden kaçıktı. Kaçık mıydı? Sahnede kaçmadı. Bak. Sonra internetten sipariş verdim dedin, üstündekini çok güzel görünüyordu dedin. Hı hı. Ama demişsin ki sabah gittim kapalı çarşıda mağaza açtırdım aldım. Evet açtırdım. Pazar akşamı aradım. Bu pazar ondan günü de çelişkimiz ki, eksik olmasın dedin yani. Yok yok hayır. Bana açıklama yapma tamam, lütfen çünkü hep aynı açıklamalar, aynı terane. Çok sıkıldım, çok yoruldum. Yordun zaten beni, bir haftada aldım. Beni yordun. Dedim. Ben hiç beğenmedim. Teşekkürler, sağ ol. Çağla. Evet hocam. Dansını ben aslında beğendim. Çok teşekkür ederim. Çok var. Mutlu oldum beğendiğimize. Ama 3-4 figür içinde kaldın. Bu figürlerin daha fazla olması gerekiyor. O benim şu an motivasyonumun düşük yani kıyafetle alakalı. O gittim yani. O hani acaba komik mi görünüyorum nasıl olsun, kötü falan. Olsun. Ona gitti gene kafam. O gerçekten daha güzel. Ondan ama bu dağıldı. Bir dans yarışması değil. Tabii ki. Dans yarışması olsaydı da zaten büyük puan vermezdim. Çünkü az kısırdı figürlerin. Evet haklısınız. Ama vücudunun alt tarafı çok
yatkın oryantal yapmaya. Çok teşekkür şimdi ederim. Tabii, bak kızım, benim bacak boyum kısadır. Ben pantolonlarımı ona göre giyinirim. Ona göre dikkat ederim. Vücudumuzu tabii ki çok iyi tanıyacağız. Tabii. Ve ona göre giyinmeye çalışacağız. Bugün Türkiye'nin oryantali bana sevdiren sevgili Asena'dır. Hepimiz. Asena'nın o kadar güzel kıyafetleri vardır ki sen de onları giyebilirdin ki onlar da sana ne bileyim bir balık elbise uzun giyebilirdin. Bu üstünde çok cılız kalmış ve yani vücudumuzdaki hataları çok güzel gösteren bir kıyafet. Evet. Onun için bence giymemeliydin. Saçlarını ne bileyim belki toplayabilirdin, o boynun ortaya kuğu gibi çıkabilirdi falan filan. Tabii ki kıyafetten vereceğim için. Tabii ayakkabıya falan konuşmuyorum. Beni çorap o kadar rahatsız etmezdi, ayakkabıyı konuşmuyorum. Seçememişsin, dikkat etmemişsin. Hiç sevmem bu puanları vermeyi ama. Olsun. 6. Teşekkür ederim. Benim için çok düşük. Teşekkür ederim. Geldin bana. Bakalım neler olacak, neler söyleyeceğim. Sen kendini nasıl savunacaksın? Senin savunmalarını biliyorum. Aslında. Sen... Sana bir şey söylemek istiyorum. Tabii sakın ki. Yanlış anlama. Yo, yo. Ben diyorum ki... Sen bu yarışmada olmamalısın. Olsun görüşürüz. Olsun görüşürüz, teşekkür ederim. Yok, teşekkür etme. Ben nefret ederim teşekkürden. Özürden ve teşekkür, böyle teşekkürden yani. Sen dalga mı geçiyorsun bizimle? Dalga geçer gibi bir halim var, kusura bakma. Yani gözüm kirlendi, ruhum kirlendi. Modumu düşürdün benim. Olmaz böyle. Böyle olmaz. O ayakkabı, o çorap, kendin mi yırttın o çorabı? Yok. O zaman onu çorabı çıkaracaksın. Ama böyle kabul etmiyorlar. Yani nasıl çıkan? Kabul etmiyorlar? Yani bu çorabı çıkınca içim göründüğü için. Renkli çorap giyseydin. Ama ben bunun içini göründüğünü nasıl ama. Geldi? Tamam, hadi, senin hadi. Hep bir ama aman var yani geldiğin günden bu yana. Hep bir aman var. Tamam, kilolu insan dans edemez diye bir şey de yok. Tabii. Bari içine bir ten rengi body giyseydin, korseler var, body'ler var. O seni tamamen bir toparlardı. Onun da üstüne kruvaze böyle bir şifondan bir şey yapardın. O kruvaze şifon böyle bir kamufle ederdi seni. Şurada bir pırıltı görülürdü veya içinden o pırıltı yansırdı. Ama yani kusura bakma. Hep eksik, hep yanlış, hep bilmem ne. Ben seni izledim, diyorsun ki bu elbisenin modelini kendim çizdin geçen gün. Elbisenin modelini kendin çiziyorsun, sen bin tane iş yapıyorsun. Ben bilmiyorum, biraz zekama hürmetsizlik gibi geliyor. Kusura bakma. Burada insanlar sabahlara kadar uyumamışlar bazıları. O kadar çok çalışıyorlar ki, o kadar çok beğenirsin beğenmezsin ama bir emek veriyorlar. Ben sende emek falan görmedim. Al sana, belki bu seni kendine getirir. Koca bir sıfır veriyorum sana. Tamam. Yerine geçebilirsin Çağla. Ne oluyor ayol? Ay pardon. Ay ne yapayım, dayanamıyor, özlemiş beni. Özledim. Sıfırı görünce ağzın ayrıldı ondan bakıyorum. Değil. Sıfırı gördü böyle yaptı bak. Şoktadayım hala. Gönlünden geçiyor muydu yoksa? Ney? Sıfır. Nurel'e mi vereceğiz? Ya senin de mi acaba? O kadar değildim ben. Sıfıra sıfır, ona on, dokuza dokuz. Ben orada emekçiler var, onlara haksızlık edemem yani. Aynen. Öyle değil mi kızlar yani? Sabahladık, sıfır uykuyla geldik buraya. Hatta geç kaldım yani. Yok olmaz yani, ben bu çocukları görüyorum bazılarını.